Bak olaya bak yani. Yaza bu formülle hazırlanıyormuşum bak. Ya şu benim içecek tarifim. Protein shake tarifimden almışlar fotoğrafımı. Burada kullanıyorlar. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine önemli bir konuyla karşınızdayım. Normalde bununla ilgili video çekmek istemiyordum. Ve bir yerden sonra zaten kendi kendine yok olup gider diye umuyordum ama yok olmadığını fark edince çekmek istedim. Konu Instagram'daki saçma sapan reklamlar. İşin daha da saçma olan kısmı bu reklamlarda benim fotoğrafımın yer alması, benim fotoğraflarımın yer alması daha doğrusu. Şimdi olay şu, doğrudan olaya girmek istiyorum. Çok da sizin vaktinizi almak istemiyorum. Hemen uyarımı yapacağım ve cebinizdeki paraların cebinizde kalmaya devam etmesi için bu videoyu çekip bu olay hakkında sizleri birazcık bilgilendirmek istiyorum. Birkaç hafta önce uyandım. Instagram'a girdiğimde böyle sizden bir sürü mesaj geldiğini fark ettim. Hani böyle 100, 200, belki 300 tane mesaj böyle altı altı artık hepsine bakamadım bile. Bir anda aynı anda aynı saatte takır takır mesajlar gelmiş sizden. Açıp baktığımda şununla karşılaştım. Bir Instagram reklamı. Hani story olarak reklamlar çıkıyor ya Instagram'da karşımıza. Yukarı kaydırıp önümüzü satın alın vesaire. O tarz bir reklam. Bu reklamı, bu story'yi benimle paylaşmışsınız. Sağ olun tekrar buradaki duyarlılığınız için. Story'ye bir baktım. Ben varım. Benim burada çektiğim bir tane videodan normal içecek yapmışım videoda işte onu tadarken ki bir ekran görüntüsünü almışlar. Altına işte bir ayda 14 kilo verdiren içecek vesaire bir şeyler yazmışlar. Yukarı kaydırın deyip bir tane internet sitesine yönlendiriyor sizi. Saçma sapan dandik bir site. Dedim ki ulan ne oluyor? Hayırdır yani siz kimsiniz? Benim fotoğrafımı hangi hakla kullandınız vesaire. Haliyle ben de bunu görünce sinirlendim. Ondan sonra bu elemanlara ulaşmaya çalıştım ama hani story verdikleri reklam storiesinde bir profil yok. Çünkü artık Facebook ile Instagram birbirine entegre olduğu için bir Facebook sayfası açıp Instagram'a reklam verebiliyorsunuz ve Instagram profiliniz olması gerekmiyor reklam vermek için. Reklam verene ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım doğru düzgün. Ardından dedim ki bunlar zaten beni takip ediyor. Ben dedim story'de bunlardan bahsedeyim de bu reklamları geri çeksinler, reklamları kaldırsınlar. Çünkü böyle bir şeye alet olmak istemiyorum. Benim fotoğrafımı kullanarak birilerinin dolandırılmasına gönlüm razı gelmediği için bir story çektim. Dedim ki bu reklamı veren arkadaşlar eminim beni duyuyorsunuzdur. Bu reklamlarınızı eğer 24 saat içinde kaldırmazsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım, haberiniz olsun. Sonra aradan 24 saat geçti. İlk bir gün başka bir reklam gönderisi gelmedi bana. İşin güzel yanı takipçiler de böyle aktif olduğu için bizim tayfadaki reklamı gören herkes bana paslıyor. Abi paylaşmışlar diye. O yüzden haberim oluyor yani. Reklamı girdikleri saate kadar hepsini biliyorum. Bunların verileri de elimde duruyor zaten. Ardından 1-2 gün sonra bu reklamlar tekrar başladı. Bu sefer başka bir fotoğrafımı vesaire ayarlamışlar. O şekilde tekrar yollamışlar. Ben de tabii bayağı kıl oldum. Bunu görünce bayağı sinirlendim. Çünkü burada birincisi görmezden gelemeyeceğim bir şey var. İnsanlar burada kandırılıyor. Ve bu kandırılmaya da beni de alet etmeye çalışıyorlar. Yani ben burada yıllardır video çekiyorum. İnsanlarla aramda bir etkileşim oluştu. Bir yakınlık, bir samimiyet oluştu. Ve insanlar bana güveniyor diye benim fotoğrafımı alıp kullanılması ve böyle saçma sapan bir şeyin satılmaya çalışılması gerçekten çok sinirlendirdi beni. Ve izinsiz olarak fotoğrafım kullanıldı. Benim kişisel haklarım ihlal edildi. İkincisi YouTube'daki tüm videolarımda bu videoda dahil olmak üzere telif hakkı var arkadaşlar. Bu videoları hiç kimse kafasına göre alıp herhangi bir yerde kullanamaz. Bunların tüm yayın hakları da benim elimde. Üçüncüsü Fitemek bir marka ve bir markanın imajını zedeleyecek bir harekettir. Bu davranıştır bu. Çünkü benim o içeceği satanlarla vesaire aramda herhangi bir bağlantı yok. Onların sattığı şeye güvenmiyorum. Ve benden izin almadan bunu kullandıkları için de benim markamı Fitemek'i zedeleyici bir harekette bulunuyorlar. Tabi bunun karşısında da sessiz kalacak değildim. Yine avukatımla görüştüm ve suç duyurusunda bulunduk. Ama tabi bu işler birazcık yavaş ilerlediği için şimdi suç duyurusunda bulunuyorsun ama bu anlık olan bir olay değil. Yani o gün hemen bakıp değerlendirip aa tamam evet bunlar suçlu gibi problem çözülen bir şey değil. Gerekli verileri topladık, elimizdeki belgeleri topladık vesaire suç duyurusunda bulunduk. Ardından bu reklamların kaldırılması için ben Facebook'a başvurdum. Dedim ki ey Facebook böyle böyle bir problem var. Benim fotoğrafımı kullanıyorlar izinsiz. Ben bunun yayınlanmasını istemiyorum. Bunu kaldırabilir misiniz diye. Facebook bayağı bir işleri yokuşa sürdü. Yok işte şu formu doldurun, bunu doldurun. Onu dolduruyorsun. Aynı formda sorduğu soruları sonra maille soruyor sana falan filan. Bu süreçlerin ardından işte birkaç günde bu şey kaldırıldı o reklam. Daha doğrusu profil mi engellendi tam olarak bilmiyorum ama o reklam çıkmaya başladı. Ama ardından sonuçta belli bir profilin bir önemi olmadığı için yeni profiller açıp açıp bu reklamları basmaya devam ettiler. Şu an hala Instagram'a denk geliyor olabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Şimdi hangi reklam bu diyecek olursanız aslında bir sürü var arkadaşlar. Birkaç tanesini size göstereyim. Bak olaya bak yani. Yaza bu formülle hazırlanıyormuşum bak. Ya şu benim içecek tarifim. Protein shake tarifimden almışlar fotoğrafımı. Burada kullanıyorlar. İşte bir gecede 3 kilo veriyormuşum. İşte bu elimde yulaf ezmesi tutuyorum. Hani artık saçmalığım bu kadar ya. Yulaf ezmesi tuttum bardağı ok çekip kurt gibi göstermişler onu.
Ondan sonra story reklamlarından 3 aya 28 kilo. Bu bir ayda 14 kiloydu. Bunu yavaş yavaş arttırdılar böyle artık. Bu işte yine başka bir içecek tarifimden almışlar. Fotoğrafımı yine kullanmışlar. Profiller falan hep farklı. Böyle saçma sapan isimlerde. Profiller açıp açıp bunları paylaşmışlar. Yine yaza hazırlandığım bir Formula 3'ü benim zayıflatan içecek tarifim. Oradan onu araklamışlar. Burada yine çok alakasız. Yani altta başka bir yerden yine çaldıkları belli ama başka bir yerden çalmışlar bir görseli. Üstte yine ben kendi yaptığım shake tarifini içiyorum. Yani anlayacağınız böyle bir sürü Instagram reklamını pat 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 basmaya başladılar. İnsanlara bulaşmaya başladı. Şimdi bu noktada gurur duyduğum tek bir şey var arkadaşlar. O da şu. Burada yıllardır emek veriyorum. Sizlere işte bilgi aktarmaya çalışıyorum. İçerik paylaşıyorum. Ve bunun sonucunda aramızda bir samimiyet var artık. Bu bir gerçek. Ya bu yaşanan olay beni gerçekten sinirlendiren ve kızdıran bir olaydı ama bunun yanında şöyle güzel bir tarafını fark ettiğim için. Yaptığım işi gerçekten doğru yaptığımı fark ettim. Çünkü bir kişi bile bana gelip de şunu demedi. Bu nasıl reklam? Sen nasıl böyle bir reklamda oynarsın? Neden böyle bir şey yaptın? Gibi herhangi bir böyle bir şeyde karşılaşmadım. Bini aşkın mesaj gelmiştir bu konuyla ilgili bana Instagram üzerinden. Ve bunların içinde bir tane bile bu tarz mesaj yoktu. Gelen mesajların tamamı şu şekildeydi. Abi senin fotoğrafını izinsiz kullanmışlar. Abi haberin var mı bilmiyorum ama senin fotoğrafını burada kullanmışlar. Abi bak senin üzerinden şunu yapıyorlar. Senin üzerinden reklam yapıyorlar. Seni kullanarak şunu yapıyorlar vesaire vesaire. Burada birazcık gururum okşandı arkadaşlar. Çünkü böyle saçma sapan bir şeye alet olmayacağımı ve kendimi böyle ucuz şeyler için satmayacağımı biliyormuşsunuz. Ve bana karşı duyduğunuz bu güven de gerçekten gözlerimi yaşarttı desem yeridir. Gerçekten bayağı bir gururlandım ve hoşuma gitti bu durum. Aynı tutuma devam edin arkadaşlar. Çünkü gerçekten bunlarla hiçbir alakam yok. İçecek konusuna gelirsek o ayrı bir dava zaten. Şimdi zaten Fit Demi'yi takip eden kesim aklı çalışan, rasyonel düşünebilen, işte bir şeyler öğrenmeye çalışan, hayatını daha da güzelleştirmeye çalışan vesaire vesaire bir kesim. Bu kesimin farkı şu: kafası çalışıyor yani. O yüzden bizim kitle bu tarz böyle saçma sapan içeceklerin gerçekten herhangi bir işe yaramadığını, para tuzağı olduğunu vesaire oldukça bilincinde. Ama işin bir de şu boyutu var. Şimdi videoları yalnızca takipçi kitle veya bu Fit Demek tayfa dediğim kitle de izlemiyor. Bunun dışında YouTube'da işte denk gelenler, sağda solda görüp de benim bir iki tane videomu izlemiş olanlar da var. Şimdi adam benim bir iki tane videoma denk gelmiş. Şöyle bir dinlemiş onları. Geçmiş gitmiş. Sonra işte bakmış. İşte abonesi yüksek, izlenmesi yüksek. İşte yorumlar güzel, demek ki işte bu adam güzel şeyler yapıyor deyip hani böyle bakmış ve kaybolmuş. Yalnızca beni görmüş ve simayen tanıyor. Şimdi bu reklamı böyle bir insan gördüğünde, bu kategorideki insan gördüğünde şunu düşünebilir. Hani bakıp ya bu adama insanlar güveniyordu, bu adamı insanları izliyordu. Demek ki bu adam da bu reklamda oynadığına göre bu içecek alınabilir deyip paralarını kaptırıyor olabilirler. Konu hakkında da çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için. Zaten bu uyarıyı yapmamdaki asıl amaçlardan biri de bu. Yani bu reklamları görüp de hani acaba alsam mı vesaire diye düşünenler varsa neyin ne olduğunu anlamaları için. İçecek konusu ayrı bir dava dediğim gibi. Çünkü içeceğe baktığınız zaman işte şey falan diyor, vaatler böyle. Herkesin bağırsağında 14 kilo kurt varmış. Kilo, yaş vesaire gözetmeksizin. Yani 30 kiloluk bir çocuğun da işte 150 kiloluk bir adamın da bağırsağında 15 kilo 14 kilo kurt varmış arkadaşlar. Ve bu kurtun atılma süresi 1 ay. Bunları atabilmek için de yapmanız gereken şey bunların mucizevi içeceğini içmek. Yani 1 ay boyunca alıyorsun, bir tane içeceği içiyorsun. Bağırsağındaki 15 kilo kurtu böyle dışarı atıyorsun ve kilo veriyorsun. Mükemmel, inanılmaz yaratıcı. Yani tamamen sömürü üzerine kurulu saçma sapan bir şey. Ha, şundan da bahsetmek istiyorum. İşte web sitelerine yazmışlar. Bu konuda 10 tane bilimsel araştırma var. Bilmem ne bilmem ne dergisinde bilmem ne profesörü yazmış. Hani Google'dan arattım, böyle bir dergi yok. Böyle bir profesör de yok zaten. Hani oralarda kalan kolpa. 10 tane araştırmanın herhangi bir referansı falan da yok. Yani 10 tane araştırma. Direkt böyle kafadan atma yani. Her neyse, bu videoda da gerekli uyarıları yapmak istedim. Kişisel olarak bana soracak olursanız böyle bir içeceğe para asla vermem. Böyle bir içeceği üzerine para verseler dahi içmem. Ha, şunu da söyleyeyim. YouTube'da ben 3-4 yıldır varım ve 3-4 yıldır bir sürü yerden bu tarz teklifler de aldım. İşte Instagram üzerinden biz zayıflama hapı satıyoruz. İşte zayıflatan su satıyoruz. Şunu satıyoruz, bunu satıyoruz deyip de bunların bana reklamını yaptırtmak isteyen, işte YouTube videonuzda anlatabilir misiniz? İşte Instagram'da story olarak paylaşabilir misiniz vesaire diyen birçok yer oldu. Ve bu tanıtım teklifleri ücretli tanıtım teklifleriydi. Yani ben bunların üzerinden para da kazanacaktım ama bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul etmedim. Bundan sonra da kendi güvenmediğim, inanmadığım, kullanmayacağım hiçbir şeyinde, özellikle insanların zaaflarından faydalanarak bir şeyler satmaya çalışan hiçbir şeyinde tanıtımını bu kanalda göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu tarz reklamlara vesaire itibar etmeyiniz. Aynı zamanda arkadaşınız, eşiniz, dostunuz gelip sorarsa işte böyle bir şey gördüm alayım mı diye, onlara da gerekli cevabı artık siz verirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.